Eskiden Ukrayna topraklarında Hristiyanlık yokmuş. Her şeyin bir tanrısı varmış insanlara göre. Güneş tanrısı, toprak tanrısı, yağmur tanrıçası. Daha sonra bir kral Hristiyanlığı getirmiş topraklarına. Bu hikayeyi Rabia Anna şöyle anlatıyor bize. Kievskaya Rus zamanlarında bir kral varmış. O da üç olan dininden birini seçmek zorundaymış. Artık insanların puta taptığını, yanlış olduğunu anlamıştır. Ve üç, yani Yahudilik veya Hristiyanlık veya İslam, bu dinlerden birini seçecekmiş. Burada yayacakmış, insanların arasında yayacakmış. Hristiyanlığı seçmiş. Neden Hristiyanlığı seçmiş? O zamanlar en güçlü ülke Bizans ülkesiymiş. Onunla bir birlik yapmışlar. Bizans devletiyle bir birlik içindeymiş. Onun için o zaman Hristiyanlığı seçmiş burada yaymak için. Hatta İslam'ı da düşünüyormuş burada, buradaki halkı Müslüman yapmayı düşünüyorlarmış. Ama o zaman da gerçekten burada içki ve domuz eti yaygınmış. Onun için benim halkım yapamaz demiş ve İslam'ı burada yaymaktan vazgeçmiştir. Bu bir gerçektir. Gerçekten böyle bir şey olmuştur. Evet, burada Hristiyanlık yayılmış yavaş yavaş ama tabii ki insanlar hemen geçememiş yeni dine, kabul edememiş. Hatta o kral putları kırmış, yakmış, suya atmış. İnsanlar yeniden put yapmaya başlamış, hiçbir şey de yapamıyordu. Hristiyanlığı bu halk uzun bir zamandır kabul edemiyordu. O zaman karıştırmaya karar vermiş. Mesela Paskalya Bayramı'nda bunu görebiliriz. Paskalya Bayramı'nda bizim halk ekmek, tatlı ekmekleri, kekleri yapar, artı yumurtaları boyar. O adetler daha batıl inanç zamanlarından kalmadır. Bunu insan, puta tapan insanlar yapıyorlarmış. Ama Paskalya Bayramı Hazreti İsa'nın diriliş günü sayıldığı için böyle ikisi bir arada karışmış oldu. İki din desem, aslında din değil de ikisi karışmış. Rabia'nın annesi ve babası ona çok sıkıntılar yaşatır ilk zamanlar. Fakat o Müslüman olmadan önce ve olduktan sonra İslam'ı daha iyi öğrenme fırsatını elde etmiştir. Eşi ve Türkiye'den gelen arkadaşları hep yanındadır onun. Eşimin şu yönünü mesela çok severim. Güçlü bir kişiliği var. Nasıl söyleyebilirim bunu? Biz evlenmeden önce tabii ki ben ona İslamiyet'le ilgili bilgileri aktarırken şunu gördüm. Annesine ve akrabalarına karşı direncini gördüm. Yani o çok güçlü bir direnç. Çünkü gerçekten ben bazen bakıyorum da ben bir tabii ki Allah muhafaza bir Hristiyanlığı seçmiş olsaydım o direnci gösterebilir miydim? Mesela diye düşünüyorum. Ailemi karşıma alabilir miydim? Yaşantımı karşıma alabilir miydim? Çevremi karşıma alabilir miydim? Görüyorum tabii ki bu cevabı hemen veriyorum hayır. Ama işte bu güç işte tamamen Allah'ın vermiş olduğu bir güç. Ve insanın karakterinin de tabii ki güçlü olması lazım. Çok zorlukları yaşandım. Mesela bana telefonla yazardı bazen. İşte annem elbiselerimi yaktı, elbiselerimi kesti. Bunları yaşadım yani. Bunları ben bir fiil hissettim. Ne kadar uzakta olursa olsun o mesaj geldiği zaman o mesaj benim kalbim titrerdi yani.
güzel mesajlar da gelince hoşuma giderdi ama mesela bu sıkıntıları yaşadık. Mesela bugün evde kalamıyorum, bana ev ayarlayabilir misin? Yani kilometrelerce öteden bunları duyuyorsunuz ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Rabia ilk defa lise son sınıftayken araştırmalarına başlar. Ve sonunda Müslüman olmaya karar verir. Ne mutlu ona ve onun gibi nice nasipli kullara. Nasıl Müslüman oldum? Dediğim gibi Mısır'a gittik, Tunus'a gittik, oradan merak etmeye başladım. Yavaş yavaş araştırmaya başladım internetten, kitaplardan, her yerden azar azar bilgi almaya başladım. Tabii ki Türk lisede okuduğum için, oradaki hocalar Türk olduğu için çok etkisi olmuştur. Sadece Türk olmaları etkilemiştir beni tabii. Onların bana dini konusunda pek katkıları olmadı halde gene de merak etmeye başlamıştım. Hatta bazen onlara geliyordum, soruları soruyordum mesela dini konusunda. Bana cevap veremiyorlarmış tam. O zaman daha çok araştırmaya başlıyordum, daha çok okumaya. Ondan sonra eşimle tanıştım. Eşim o zaman kursta okuduğu için bana çok yardımcı olmuştur. Her şeyi o bana anlatmıştır diyebilirim. Her şey yavaş yavaş birkaç sene içinde öğretmiştir. Tabii ilk geldiğim zamanlarda İngilizce olarak da konuşmaya başladık. Tabii daha sonra eşim de Türk okulundan okumuş olması sebebiyle Türkçe birazcık biliyordu. Biz de Türkçe devam ettik konuşmalarımıza. Artı anlatmalarımı da Türkçe yapmaya çalıştım. Tabii bazen şöyle oluyor. İnsan konuyu iyi bildiği zaman ya da konuyu ne anlatacağını bildiği zaman dil de ortadan kalkmış oluyor. Tamamen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyaraktan İngilizce, yarısı Türkçe, yarısı İngilizce, yarısı ben öğrendiysem Rusça şekilde anlatmaya başladım. Artık Rabia da bu güzel yolun yolcusu olmuştu. Şehadet getirmişti. Üzerine yüklenen sorumlulukların farkındaydı. İslam'ı araştırdığım zaman tabii ki çok zorluk çektim. Çünkü o zaman burada İslam hiç yaygın değildi. Camiler daha yeni inşa ediliyordu. Daha pek Müslüman yoktu. O zaman işte eşimle tanıştığım zaman ona sormaya başladım. Her türlü konuları sormaya başladım. İslam nedir? Bir Müslüman ne yapmalı? Nasıl yaşamalı? Neye göre yaşamalı? Her şeyi soruyordum. Eksik kaldığı konular varmış, vardı tabii ki. Mesela namazdır. Eşim bana anlatıyordu tabii ki bir misaldir. Diyordu ki sabah namazı iki rekattır farz, iki rekattır sünnettir. Ben rekat ne olduğunu bilmiyordum ve bana gösterecek kimse olmadığı için nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Pek kitap burada bulmak imkansız. İslami kitaplar. Ne öğrendiysem hepsi internetten öğrendim ve eşimden öğrendim tabii ki. Fakat önce en ince ayrıntısına kadar İslam'ı öğrenmek istiyordu. Bunun için eşi Rabia'yı Türkiye'den gelen öğrenci kızlarla tanıştırmıştı.
Rabia onlara çok minnettar. Maddi ve manevi desteklerini benden esirgemediler, diyor. İslamiyet'i evlenmeden önce araştırmaya başladım. Daha doğrusu lise sonken, son sınıftayken araştırmaya başladım. Artık başka ülkelerden olan arkadaşlarımdan kitap ya da bilgi ya da ne varsa bana göndermişler, göndermeye çalışmışlar. Tabii ki ondan sonra, kısa bir süre sonra eşimle tanıştım. Her şeyi ona sormaya başladım. Çünkü bu konulara hakimdi. Haliyle yurtlarda yetiştiği için. Her şeyi ona rahatla sorabiliyordum. Her şeyi bana anlatıyordu. Tabii ki o zaman hemen Müslüman olmaya karar veremedim. Benim için de tabii ki zor taraflar vardı. Kabul edemeyeceğimi sandığım taraflar vardı. Zamanla kafamda her şey oturunca öyle bir karar verdim. Müslüman oldum elhamdülillah. Tabii ki asıl öğrenme süreci o zamandan sonra başladı. Çünkü Müslüman oldum ama o kadar. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Müslümanım diyorum. Müslüman nasıl olmalı bilmiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş arkadaşlarıma, eşime sonra sonra öğrenmeye başladım. Daha da sonra eşim beni buraya gelen Türk kızlarla tanıştırdı. Burada üniversite okuyorlardı. Onlardan da Allah razı olsun her zaman bana destek olmuşlar. Her zaman evlerine gittim. Bana her şeyle yardım ettiler. Kendileri öğrenci oldukları halde gerektiği zaman nasihatla, tavsiyeyle, gerektiği zaman parayla, her şeyle destek olmuşlar bana. Yani bir sıcaklık, bir şey var. Çünkü gerçekten insan nasıl ki bir Müslüman, bir Hristiyan Müslüman olduğu zaman bir heyecan duyuyorsa, ona vesile olmaya çalışan insanlar da o heyecanı duyuyorlar. Müslümanlarda da bu heyecan var. Çünkü iki taraflı Allah veriyor. Hidayeti verdiği insana da güzel bir mutluluk veriyor. Ona yardımcı olanlara da güzel bir mutluluk veriyor. İlk tanıdığım Müslümanlar öğrencilermiş. Buraya üniversitelere gelen Türkler. Farklı farklı sebeplerden. Bildiğim kadarıyla ÖSS pek fazla puan alamadığı için buraya geliyorlar. Ya da benim arkadaşlarım gibi Türkiye'de başörtülü okumadıkları için buraya geldiler. Burada üniversite okudular. O ilk tanıştığım Türk öğrenciler tabii ki dindar insanlar değillerdi. Daha doğrusu ilk geldikleri zaman çok saflardı, çok iyi niyetli insanlardı. Gerçekten çok temiz insanlardı, iyi kalpli insanlardı. Dini çok fazla yaşamıyorlardı ise de o kadar ağır günahlara girmiyorlardı. Tabii ki buraya gelince 2-3 ay sonra onları yeniden görüyordum ve maalesef insanı tamamen değişiyordu. Her şeyi yapmaya başlıyordu. Önemli olan bir adamın imanı hakkında ne söylediği değil, aksine bu imanın o adamı ne yaptığı, ne hale getirdiğidir demiştir Roger Grody. Rabia Müslüman olduktan sonra tüm hayatını değiştirir. Müslüman olduğu günü şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Tabii ki çok heyecanlıydım. Her şeyi ufak detaylara kadar sordum eşime.
Tabii ki o zaman evli değildik ama her şeyi anlatan oydu bana. Her şeyi tek tek anlattı. Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, kelime-i şehadeti öyle getireceksin, abdesti öyle alacaksın, işte bu duaları okuyacaksın, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayacaksın, süreleri ezberleyeceksin en azından namaz kılacak kadar. O gün tabii ki ikimiz de çok heyecanlıydık, Müslüman olacağım gün. Çok şükür kelime-i şehadet getirdim, Müslüman oldum elhamdülillah. Ertesi gün tabii ki insan kendini böyle yepyeni hissediyor, tertemiz hissediyor. O günü gerçekten şimdi çok iyi hatırlıyorum. Müslüman olduğum ilk gündür yani. Öyle sanki bir hafiflik var. Gerçekten İslam'da böyle bir şey var ya, Müslüman olduktan sonra bütün geçmişte yaptığın günahların, kötü şeylerin siliniyor. Gerçekten insan onu hissedebiliyor. Tabii Allah razı olsun, buradaki hocalarım olsun, arkadaşlarım olsun, tanıdıklarım, onlar yardımcı oldular. Bu sayede hızlı bir şekilde yol aldık. Yani elimden geldiğince hocalarımın bana öğretmiş olduğu bütün bilgileri eşimin anlayabileceği şekilde o zamanlar başladım anlatmaya. Çok mesafe kat ettiğimi tahmin ediyorum. Çünkü bazen artık öyle oluyor ki benim yanlış yaptığım şeyleri eşim bana söylüyor. Bu çok güzel bir şey, mutluluk verici bir şey. Çünkü İslamiyet öyle bir din ki eşlerin birbirlerinin yanlışlıklarını söyleyerek gerek işte farklı bir şekilde ifade ederek düzeltmesi. Müslüman olduktan sonra tabii ki hayata başka bir açısından bakmaya başladım. Hayatıma bir anlam geldi. Sonunda anladım ne için yaşıyorum, ne yapmam gerekiyor, nasıl yaşamam gerekiyor, neye göre yaşamam gerekiyor, kimi örnek almam gerekiyor. Önceden kimi örnek alıyorduk Hristiyanken? Buradaki zengin insanları. Aa, o zengin adamın büyük bir evi var, ne güzel, ben de onun gibi olayım. İşte o adamın çok güzel bir arabası var, ben onun gibi olmak istiyorum. Onun gibi çok para kazanıp onları hepsini almak istiyorum diyordum. Tabii ki Müslüman olduktan sonra bizim için tek örnek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Çevresindekilere ve eşine sonra sonra en ince ayrıntılara kadar İslam'ı öğrenmeye çalışır. Hatta daha sonra çevresindekileri de anlatmaya başlar. İslam'ın kadınlara haksızlık yaptığını düşünenler için bir araştırma yapar. Araştırmalarından sonra aklındaki sorular silinir ve rahatlar. Arkadaşlarım her zaman bana sorar, seni ne böyle etkilemiş de sen Müslüman oldun, nasıl böyle bir karar verdin? Çünkü onlara göre İslam gerçekten çok zorlu bir dindir. Yani ibadet etmen gerekiyor, oruç tutman gerekiyor, kapanman gerekiyor bir kadın için, bir bayan için. Her zaman kurallara göre yaşaman gerekiyor, her zaman kafanda bir yasak olmalı. Yani kısacası istediğin gibi yaşayamıyorsun. Tam kafana göre yaşayamıyorsun. Artı her zaman diyor ki sen niye Müslüman oldun? Müslüman da İslamiyet kadına çok haksız davranıyor. Yani çok haksızlık vardır İslamiyet'te kadına, kadın için, bir bayan için. Yani bir bayan için
erkeklerle oturamıyor diyor, biz öyle gördük. Bir bayan İslamiyet'te bir köle gibidir. Her zaman eşine hizmet etmesi gerekiyor. Bütün yemeklerden tut, çamaşırlara kadar her şeyi yapması gerekiyor. Artı eşi çalışma derse çalışamıyor, evden çıkma derse çıkamıyor. Erkekler istediği gibi elbiseyle dolaşıyor, senin kapanmanı istiyor senin eşin. Bu haksızlık değil mi diye soruyorlardı her zaman. O konuyu ben gerçekten araştırmaya başladım. Onlar böyle bir soru sordukları için ve gerçekten herhalde o ilk zamanlarda bu konudan çok etkilendim. Çünkü gerçekte İslamiyet kadına özgürlük vermiş, hak vermiş. Arkadaşlarım İslamiyet'te kadını bir köle olarak görüyorlardı. Onu bana sürekli soruyorlardı, sen neden böyle bir hayat seçtin? Ben de tabii ki onlara zamanla cevap vermeye başladım. Şöyle anlatmaya başladım. Batı'da durum tamamen farklı tabii ki ama asıl kölelik Batı'da bence. Buradaki kadınlara bakabiliriz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar, alın teriyle para kazanıyorlar. Eve geliyorlar, çocuklarla ilgileniyorlar. Yemekleri yapıyorlar, temizlikleri yapıyorlar. Her şey kadın üstlenmiş bu ülkede. İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. Erkek ev geçindirecek kadar para getirmeli eve. Bu erkeğin bir görevidir. Kadın çalışmak bile zorunda değil. Tabii ki Allah rızası bunu yapıyor. Allah rızası için bunu yapıyor. Eşi ondan razı olsun diye yapıyor ama hiç zorunda da değil. Hiçbir kitapta yazmıyor ki sen kocana öğle yemeği yapmasan günahtır. Sen işte çocuğunla ilgilenmesen günahtır. Ve yeri yoktan var eden, gerek duymadan yardıma yaratansın sen. Akıl almaz güçtesin, sen en güçlüsün. Benim canım Allah'ım, Allah'ım. Akıl almaz güçtesin, sen en güçlüsün. Benim canım